En enteresanı şu, Sibel'le ilk evliliklerimiz 15 sene sürüyor. Evet. Çocuklarımızın ismi aynı. Sibel'in de ilk eşinden olma bir kızı var. İsmi Ecrin, o Berra. Benim de ilk eşimden olma, o da Ecrin, o da Nur. Ecrin Nur, biri Ecrin Nur, biri Ecrin Berra. Evet. Geldi. Allah. Hemen açıyorum. Ne ya, tesadüflere bak. Evet. Resmen kader ağlarını örmüş ya. Yani. Aa, kahve de güzel oldu. Cezvedi ya, makine de iyiymiş makinesi demek ki. Hoş geldin. İnanılmaz yoruldum. Hemen hızlıca girmek istiyorum. Hemen. Bana ver istiyorsan. Bunları bunları. Hoş geldin Sibel. Hoş buldum. Ne haber, nasıl geçti? Vallahi merak ettim. İnanılmaz stresli, evet. Çok hızlı. Aldım her şeyi. Aldım her şeyi. Bakayım liste tamam mı? Her şeyim tamam. Hani hiç ne bileyim, ben dışarı çıkmıyorum dedin ya, korkuttun beni şekerim. Yani ben hiç fiyatlarına bakmadan ne bulduysam aldım koydum. Boşa bugün fiyatları düşünme, bugün bizden. İyi hadi bakalım. Alihan hemen boşaltsın senin için. Sen üstünü başını değiş, soyun da gel, dökün de gel. Peki, tamam. Hadi bakalım. Merhaba beyefendi. Zuhal Hanım nasılsınız? Alihan size hikayelerini anlattı mı? Tam şeyde kaldık. İkimiz de 11 yıl evli kalmışız. İkimizin de ilk evlilikten kızları, ikimizin de kızların ismi aynı. Başka ikinizin de başka nesi aynı? Alihan, Sibel'in seni rüyasında görmesini anlattı mı? Evet. Ne? Yok artık. O şöyle, Sibel'le bunu konuştuğum zaman çok inanmayacağından dolayı çok fazla konuşmak istemedim. Ben seni evlenmeden rüyamda gördüm biliyor musun diye. Evet. O da seni mi görmüş rüyasında? O da beni görmüş. Onu ne zaman söyledi sana? Ben evlenme teklif ettikten sonra. Hayda. Evet. Vallahi tüyler diker. Kader ağlarını örmüş Alihan sizin evet, için. Evet. Allah evet. Yazmış sizi birbirinize. Evet. Sibel bir şey unutmadı değil mi bu arada? Her şeyi aldı Zuhal Hanım. İyi. Kiviler görüyorum orada. Neler neler aldı. Portakal bile aldı. Oo, meyveli salata yapacak. Karidesli. Deniz börülceli mücver. Ah be. Vallahi daha menüyü duydum, içim açıldı. Bir ferahladı. Benim olayım adalet ve hakkaniyet. Oraya çok çok önem veriyorum. Hele diye bir yarışma programı sunuyorsam. Herkesin hakkını herkese veririm. Herkesin vermesini isterim. Gel gelelim. Dün birazcık sinirlendim ve çıkışta da dedim ki Gülay'a. Gülay, sana kızdım çünkü ben biliyorum ki sen daha iyisini yapabilirsin. Risk almamış, garanti olsun demiş. Peki almayın, eyvallah, kabulüm. Lezzetli yemeğin başımın üstünde yeri var. Ama lezzet verin, tatlandırın, bir azıcık bir uğraşın da ona bir şey katın. Kendi yorumunuzu katın. Şimdi o köri, ne kadar köri koydu o şeye? Zuhal Hanım elinin köri kadar koydu. Sizi çözmeye başlıyorum yavaş yavaş. Verilen puanların hiçbirinden memnun değilim. Bütün gece kafamda doktoru düşündüm. Hatta bugün neden sarı giydim biliyor musunuz? Güneş gibi parlamak istedim o masada. Çünkü güneşin yararları da var, zararları da var. Ama onlar bugün dün benim üstümde bıraktıkları negatif enerjiyle zararlarını görecekler. Yakacağım, geçeceğim onları. Dün Gülay'ın menüsü tabii ki çok komik bir menü. Çok basit. Ben zaten onu bekliyordum ondan. Gösteriş sahibi biri. Gösterişi seviyorum dedi ve gerçekten öyleymiş. Bir de makarna bu tabak kadar, şu kadar tavuk. Gel yani. Günü konuşuruz. Gel Sibel, gel. Sinirlendim, yükseldim şu an ben. Yükselmedim. Diyorum ki makarna. Ben sizi bugün yemeklerimle inanın sen ki rahatlatacağım. Sen beni düzelt, sen evet. Dengele. Senin karidesli mücverini merak ediyorum Deniz Bey. Evet, gerçekten çok lezzetli olacak. Meyveli bir salata var. Denedim, çok Banya denedim. Banya dedi ama neyli dedi, tarçın soslu mu dedi? Evet, dip soslu. Tarçın dip soslu. Tarçın dip soslu. Alihan malzemeleri çıkardı Zuhal Hanım. Kocacığın senin için. Rüyalarınızda gördüğünüz birbirinizi. Rüyalarda. Buluştuğunuz eşin senin için bak her şeyi çıkarttı oraya. Bir kontrol et de. O rüyalarını ben de anlatmak istiyorum size, yemek pişirirken. Vallahi anlatacağım. Onu, bir bak sen malzemelerini şöyle güzel yemek rahat rahat pişirebileceğin bir konuma düzenlemeye istersen buraya da koy. Zaten malzemelerin bir kısmı da buzdolabında. Tamam, okey, güzel. Tamam, hiçbir sorun yok. Emin misin? Başlatacağım süreni de sen bir bak dedim. Tamam, etrafına... hiçbir sıkıntı yok. Tamam, Alihan sana ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Ağzını bağlama şeyini... Tamam, hiç sorun yok, ben hallederim. Ne diyor? Fırın poşetini ağzım. İşte o diyorum ya size, Zuhal Hanım sürekli psikolojik. O yok, yok, şu yok. Arada kontrole gel o zaman bugün Aliye. Bak bakalım gidişat. Yemek nasıl oldu? Evet, tadıma tamam. Gelebilirsin. Tadıma tamam. Bekleriz. Tamam. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sevgiler sana, ailene. Teşekkür ederiz. Bir bak bakalım neyden başlayacaksın? Şimdi ben önce buğdaylarımı koyacağım lol çorbasını ki onlar bir yandan pişsin, tamam. Sonra da köz yapacağım. O zaman hadi başlatıyorum. Kolay gelsin. Bismillah diyelim. Bol şans rast gitsin inşallah. Her şey yolunda gitsin Sibel. Çok teşekkür vallahi ederim. Vallahi çok isterim kazanç yarışması. Benim güzel geliyor kulağa. Eminim tam damağa da öyle gelecek i̇nşallah. Damaklara. Şimdi eşim size galiba bir yağlayını anlattı ama evet, o ne kadar anlattı, ne kadar anlattı bilmiyorum. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Evet, o biraz şöyle
Biz ikimiz de çok sıkıntılı evliliklerden çıktık. Söyledi. Bu süre içerisinde ben hep böyle çok daraldığım zaman falan Allah'ım dedim yardım et bana. Hani bir çıkış kapısı aç, bir çıkış kapısı aç. Ben ne zaman böyle bir şeyle karşılaşmış olsam hep rüyamda eşimi gördüm. Aa. Sima olarak hep gördüm. Aa. Fakat isim olarak İbrahim diye gördüm. İbrahim gördün ama Alihan'ın süliyetinde. Evet. Suyu verin arkadaşlar. Adı İbrahim ama kişilik aynı. Yani gördüğümüz süliyet aynı. Sonra ben eşimle işte serviste tanıştığım zaman inanılmaz tanıdık geldi bana. Allah'ım nereden tanıyorum? Yani sonra keşfettim ki ben evet Alihan'ı yani birkaç sene aralıksız yani çok daraldığım zamanlarda falan hep rüyamda gördüm. Ay, sonra aynı şekilde eşim de beni rüyasında görmüş. Görmüş evet çok acayip Sibel. Evet gerçekten ne güzel hikaye diyorum ya işte kader ağlarını örmüş Allah sizi birbirinize yazmış yani Allah ayırmasın. Aa. Evet. Yani gerçekten Allah ben eşime hiç tesadüf demedim. O dedi benim rüyalarımın ve dualarımın kabulü evet, dedi. Evet gerçekten öyle. Çünkü Allah muhakkak birilerini böyle rast getiriyor. Tabii. Ve biz buna tevafuk diyoruz. Gerçekten evet. Alihan benim için tevafuk. Aynen. Soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayan Sibel, yıkadığı nohut ve buğdayların suyunu ayarladıktan sonra karbonat ekliyor. Bak şimdi ikiniz de 11 yıl az buz değil evet, yani? Evet hem de aynı yıl haftada. Aynı yıl aynı haftada. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar tesadüf. Bak yani düşün ki gerçekten farklı öyle. Evlilikler, farklı dünyalar, farklı insanlar, farklı yerler. Sonra iki evlilik de aynı şekilde bitiyor aynı haftada ve siz tekrar diyorlar. Zamanı o zamanmış. Daha da büyük bir bomba var. Biliyorsunuz Alihan o dönem servis şoförüydü. Alihan'dan önceki servis şoförünü Sibel'in kovdurduğunu biliyor musunuz? Kovdurmak mı? Evet. Nasıl ya? Hem de Alihan'ı tanımadan önce. Allah Allah. Ne oldu bir yamuğu mu oldu o evet, zaman evet gerçekten abi? Bir yamuğu oldu. Ben iyi yapmışsın çok o zaman. Çok rahatsız olduğumu söyledim. Aa, daha iyi yapmışsın. Sonra onu gönderip arkasından işimi almışlar. Resmen ben çağırtmışım yani onu oraya. Resmen çağırmışsın. Resmen çağırmışsın. Vallahi böyle bir şey olamaz ha. Gerçekten. Resmen beklemişsiniz birbirinizi. Evet gerçekten. Ve 11 sene beklemişim. Yani o Allah hakikaten dua kabulüydü benim için. Ya işte bir de temiz kalpli insanların ben eninde sonunda mükafatlandırılacağını hep gördüm mükafatlandırılacağını. Evet, gerçekten Rabbim öyle güzel her şeyi sistemine oturtmuş ki o kadar güzel. Yani bu dünyada gerçekten derler ya ay benim kaderim yok ben ne şanssızım. Her şey beni buluyor ne işim rast gitti ne özel hayatımda mutluyum ne ailem bilmem ne. İşte zaten param da yok hiçbir şey ne şanssızlık talihsiz şöyle olmuyor. Siz gerçekten iyi niyetle, temiz kalple yola çıktıysanız ve bir şeyleri gerçekten yürekten isteyip... Bakın bu çok önemli bir üçlemedir. Sadece Allah'ım işte öyle olsun, böyle olsun istiyorum demekle olmaz. Önce düşüneceksiniz. Sonra onu dile getireceksiniz, ona inanacaksınız ve bunu eylemlerinize dökeceksiniz. Yani öyle oturduğum yerden isteyeyim diye bir şey yok. Hiçbir şey oturduğunuz yerde size gelmez. Onu böyle eyleme dökeceksin, bir şeyler yapacaksın. Mesela sen evliliğin yürümediğini gördün, bitirme yolunda adım atmışsındır. Gerçekten öyle oldu. Yani dedim, bitirmeye de bilirdin. Öyle çok süren evlilik var hasbelkader. Her şeye rağmen süren evlilikler ya ben, var. Ben Zuhal Hanım çocuklarda şöyle düşünüyorum. Yani sağlıksız bir evliliğin içerisinde olmaktansa... Bravo. Yani en azından hani ayrılık çok daha sağlıklı büyütmeye inanıyorum. Hayatım anne baba mutlu olmazsa o çocuklar onu hisseder. Evet. Geçim olmayan bir evde o sağlıklı bireyler yetiştiremezsin. Mümkün değil. Ne kadar idare edersen et bir yerlerden fışkıracak kesinlikle o sorunlar. Kesinlikle öyle ve çocuklar çok ciddi anlamda bu sefer şiddete... daha sonra işte ne bileyim ne kötü konuşmaya falan çok meyleniyor. Böyle bir şey olacağına ben bitirmeyi tercih ettim. Bravo en iyisine. Zordur. Boşanmak hiç kolay değil. Allah kesinlikle. Kimse başına vermesin. Amin. Her zaman söylüyorum kimse boşanmış olmak için evlenmiyor. Ama baktınız yürümüyor. Yani kanayan parmağı da kesip atacaksınız bir yerde. Hani baktınız denediniz yok. Değişmiyor bazı şeyler ve ciddi evet. açmazlardasınız. O zaman bitireceksiniz. O çocuklar da mutlu bari. Ailelerde büyüsünler. Dediğin gibi sonra çocuklarda arazlar çıkıyor. Bu arada sen patateslerini soydun. Maşallah çok çabuk gidiyorsun. Nazar demiş bizim bir tane nazar boncuğu getirin buraya. Her zaman koyalım şöyle masaların üstüne. Bir de Zuhal Hanım ben patateslerini bir şey söylemek doğruyorsun. Istiyorum. Evet. Gördüm ki biberlerini közlemek için fırlattın. Evet, tamam. Söyle canım. Ama dikkat et. Şöyle. Bir de bizim toplumumuzda ikinci evlilikle ilgili çok değişik bir algı var. Hani birinde şey çektin ikincisinde nasıl olacak? Ay işte birininle yapamayan ikinci hiç öyle bir şey yok. Gerçekten... Anneler babalar derler ya eski topraklar aman çekiver kızım hepimiz çektik hiç mi çekmedik ben de babanı idare ettim yavrum. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Evinin eridir.
ay ne yapacaksın çocuklu kadınsın bilmem ne, yok öyle bir şey yok, ya. Yok gerçekten yok. İnsan ikinci evliliğinde de çok çok mutlu olabiliyormuş. Aa tabii canım. Bir de bizde hiç şey kavramı yok biliyor musunuz? Hani onun çocuğu, benim çocuğum falan. Onu anladım, algıda evet, hissettim. Gerçekten hepsi oldum. Benim çocuğum. Sizin hepsi mi? De onun çocuğu. Bravo Sibel, bir tanesi. Ben hep ona hazır kızım diyorum zaten. Ay canım benim. Büyütmeden ya. Büyütmeden getirip verdiği kızım ve bana inanılmaz yardımcı. Ya. En büyük de yani gerçekten o. Ne güzel, Allah mutluluğunuzu bozmasın. Amin, inşallah. Daim et.